Herkese merhaba. Extreme TV'ye hoş geldiniz. Ben Cenk. Klipleri izleyip yorumlamaya devam ediyorum. Sıradaki klibimiz Obituary'den gelecek. The Wrong Time. Aslında 10 Kasım'da çıkan bir klip. Yani albüm öncesi çıkan bir klip. Yaklaşık 2,5 ay civarında bir süre geçmiş üzerinden. Ve tam tamına 381 bin kere izlenmiş. Dying of Everything isimli albüm 13 Ocak'ta Relapse Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Yaklaşık 45 dakikalık bir albüm, 10 şarkıdan oluşuyor. Şu ana kadar bir tane lirik video yayınladı. My Will to Live ve The Wrong Time isminde official klipleri bizlerle birlikte olacak birazdan. Grup hakkında çok fazla bilgi vermeye gerek yok. Obituary'i herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yaklaşık 35 senelik bir geçmişe sahip bir grup. Slowly We Rot, Cause of Death gibi klasiklerle hepimizin gönlünü kazanladı. And Complete'le de bunları perçinledi. Bundan sonraki albümlerinde geçişli dönemleri var. Melodik dönemleri daha var. Daha böyle sakin dönemleri var. Ama herkes için bu üç albüm Obituary'yi tanımakta yetmiştir diye düşünüyorum. World Demise, Back from the Dead gibi, Frozen in Time gibi klasikleşmiş albümleri var. Executioner's Return. Bu albümü ben dinlemedim kesinlikle. Adı bile aklımda kalmamış. O derece çok fazla çıkış yapmamış bir albüm olduğunu düşünüyorum. Darkest Day, Ink in Blood. 2017'de Obituary. Aradan geçen yaklaşık 6 seneden sonra da Dying of Everything bizlerle birlikte oldu. Geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı diye düşünüyorum. Obituary. The Wrong Time'a hemen geçelim. John Tardy abimizin saçlarına bayılıyorum ya. Elif kaç yaşında? Hala saçlar çok iyi ya. Bir de bunların böyle animasyonlu klipleri vardı. Onlar çok komik ve güzeldi. Aslında yine öyle bir şey yapabilirlerdi ama bu albümde daha ciddi takılmışlar herhalde. Hep de şortlu çıkar ya. Hep şort giyer. Yaz kış fark etmiyor. Hardy abimiz. Saçlarına çok iyi bakmış ya. 54 yaşında ama saçları bence albüm çıktıktan sonra bir klip daha yayınlarlar diye düşünüyorum. Çünkü promosyonu çok iyi yapılan bir grup. Dünyaca ünlü bir grup. Turneye çıktığı zaman gitmedikleri ülke kalmıyor. Sanırım Türkiye'ye gelmişlerdi. Çok emin değilim. Ama gelseler çok iyi olur. Buradan da ilgili arkadaşlara sesleniyorum. Yani çizgisini bozmayan grupları ben çok seviyorum açıkçası. Yani yaş ne olursa olsun. Ya tabii ki bazı deneysel geçişler yapabiliyor belli albümlerde. Ama yani genel olarak çizgisini koruyorlar. Bu güzel bir şey. Çünkü bazı gruplar başladıkları gibi olmayabiliyor yıllar sonra. Obituary sound'unu koruyan nadir gruplardan biri diyebilirim. O da onları klasik yapan en önemli etkenlerden biri bence. Ha, şöyle bir eleştiri getirilebilir. Her albüm aynı gibi falan denebilir ama o da onların tercihi. Bu şekilde kendilerini ifade ediyorlar. İsteseler yapamazlar ama alasını yaparlar ama Obituary Sound diye bir şey var yani. Yani klipte çok özel bir şey yok. Yani kan, vahşet, dehşet bir şey yok. Karanlık bir yerde çalmışlar, çekmişler. İşte basit bir klip. Güzel bir solo. Zaten Tardi'nin vokalleri de kendine has.
çok fazla benzer olmuyor. Belki sound olarak vardır ama vokal olsun yani beste yapısı olsun kendine has bir grup olduğunu düşünüyorum. The Wrong Time linkini aşağıya koyuyorum, siz de dinlersiniz.